Hayırlı günler arkadaşlar. Uşak'tan herkese selamlar, sevgiler. Herkesin sabahı hayırlı olsun inşallah. Bugün öğlen oluyor ama sabah dedik artık, öğleye yakın oldu. Herkese hayırlı sabahlar. Uşak'tan selamlar, sevgiler gönderdik. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bugün ben bir şey yapıyorum. Çok değişik bir şey yapıyorum. Ve bazen bir yaparım ben bunu böyle. Şey yapmam. Kurbandan şey yapmıştım. Kurbanda kuzu bağırsaklarını kokoreç yapmak için böyle temizleyip ayıklayıp doğradım. Dondurucuma attım. Şimdi de bunu iç yağıyla kavuruyorum arkadaşlar. Böyle bakın. Bu kuzu bağırsağı bununla. Kokoreç yapacağız yani. İncecik doğradım, yıkadım, temizledim, attım dondurucuya. Şimdi bunları ben kavuruyorum. Dedim ki bir de dedim arkadaşlara bunları gösteren çeken biz yapıyoruz. Kimse atmasın, ziyan etmesin, buna da yararlansınlar diye. İçine ne koyacağız? Onların içine bakın. İki tane domates doğradım şöyle. Bir de bu dondurucuna buzlukta biberim vardı. Ondan çıkarttım. Birazcık da şurada domates, biber sosum var. Onlarla falan, soğanla falan kavuracağım. Soğanım, maydanozla onlarla yiyeceğiz. Şöyle maydanozla dondurucudan alayım ben. Şey, bulaktan çıkarayım. Bugün kokoreç yapacağız bakalım. Bugün kokoreç günü. Ekmek arası kokoreç. Biz çok seviyoruz. Oğlum da kokuyor diye sevmiyor. İşkembe kelle yemez benim oğlum. Ama geçen yıl köyde yaptık biz kokoreç. Önceden yemeyeceğim diyordu. Sonradan da baktı tadına çok güzel anne dedi. Ben yiyeceğim bunu dedi. Şimdi de burnunu tıkıyor burada gezerken. Kokuyor diye. Halbuki ise temizlenmiş kokmuyor da ona kokuyor gibi geliyor. Yani sevmiyor ya. Telefon mu soruyor? Senin telefon mu? Baban alıyor bir ara. Bak bakayım. Oğlum da telefon soruyor da. Şimdi bu soğanla falan kavuracağız bunu arkadaşlar. Ben buna şimdi borca soğan doğrayacağım. Bugün de dedi ki şey yapalım. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Allah'ın herkese iyilik, sağlık, huzur, mutluluk versin inşallah. Gönül huzuru, ev huzuru versin insanlara, herkese. Biz eskiden böyle kokoreç falan bilmezdik arkadaşlar. Biz bunu bağırsağını falan şey yapmazdık. Sonra bir ara ben şeye gittim. Turgutlu'ya gittim eşimin şeyine. Eşim Turgutlu'da duruyor önceden. Akrabalar da var orada. Oraya Turgutlu'ya gittim. Orada da şey meşhurmuş bu. Kokoreç. Bana dedi ki gel sana dedi kokoreç yedirelim dedi. Hani dedim ben işkembe, kelle, onları bir başkasının temizlediğini yemem dedim. O da dedi benim bir tanıdığım yer var çok güzel yapıyor. Gel gidelim seni kokoreççiye götürelim dedi. Gittim yedim. Ay ne kadar güzelmiş o ya. Kokoreç çok güzelmiş. Eskiden bana yemezdim ben azıcık kokuyor ya. Hani bunu pismiş gibi geliyor. Aslında yiniyor yani. Yinen bir şey. Hayvanın yinmeyen yeri yok. Orada yedim. Ondan sonra biraz da baktım ki içine neler koymuşlar, neler yapmışlar. Hoşuma gitti. Ondan sonra temizliyorum. Üşenmezsem yani bayramda şey gelmezse, zor gelmezse bunları temizliyorum. Temizlemezse nasıl oluyor arkadaşlar biliyor musun? Bunun en önce pisliğini sıyırırsın. Yağlarını ayıklarsın. Bu bağırsağın içinde yer olur. Onları ayıklarsın, sıyırırsın. İçini iyice tertemiz. Ondan sonra çeşmeye tutarsın. İçini sıyıra sıyıra. Bir de sirke, tuz ve soları suda. Koyun böyle aynı geçen de işkembe temizledim ya işkembeyi olduğum gibi sirke, su ve sodayla yani karbonatla ovuyorum bunu bekletiyorum. İyice ovuyorum bekletiyorum bunu. Ondan sonra böyle bir daha yıkıyorum sıyıra sıyıra böyle bağırsaklar şöyle sıyıra sıyıra şöyle bağırsak ya şöyle sıyıra sıyıra. Ben bunu önceden yaptığım için şimdi size gösterme şansım olmadı temizlemesine. Onun için tarif ediyorum. Sıyıra sıyıra temizlersin. Ondan sonra haşladım ben bunu. Doğradım koydum dondurucuma. Öyle attım yani. Hazır beklesin diye. Temizlemesi çok kolay. Zor değil. İşkembeden daha kolay. Çünkü bağırsağın içi kazınmaz şeyleri. Bu bağırsağın içindeki şeyleri kazınmaz. Sadece sıyırırsın. 3-5 kere suyla sıyırırız. Ondan sonra tuzla, sodayla, sirkeyle olduk. Onun mikrobu şeysi gider. Her şeysi gider onun. Şimdi bu kavra dursun. Ben biraz daha maydanozumu tekrar içine koyacağım, sovarımı falan bir hazırlayayım arkadaşlar bir. Arkadaşlar bizim bağırsaklarımız diyen kokoreçimiz böyle kavruluyor. Bakın iyice kızaracak bu. Aynı ateşten nasıl kızartılıyor ya arkadaşlar. Ateşte kızartıp bunun aslında suyu
şeyleri. Şişinen deline deline sarılır bu şeye, şişe. Deli deli versin. Bağırsakların suları çıkar. Ama öyle yapma imkanı olmadığı gibi evde. Böyle yapıyoruz. Bunlar şimdi kızardı. Şöyle benim kurbandan sızdırdığım iç yağım var. Onu katıyorum. Güzel yağlı, güzel olur bu. Şöyle biberimi katıyorum. Domatesimi katıyorum. Bunlar bir iyice kavrulsun bu. Yağım da ısındıkça eriyecek. İyice kızartacağınız önce arkadaşlar. Kızartmadığınız da çok güzel, lezzetli olmaz. Kokusu falan kalmıyor zaten kızarınca onun. Çok güzel, misler gibi kokuyor. Sadece temizlerken, haşlarken kokuyor arkadaşlar. İşkembeyle kokoreç. Geri zaman kokmaz. Kokusu gider piştikçe onların, güzel güzel kızardıkça. Kokusu gider. Size de yemeğinizi yapmanızı tavsiye ederim. Çok fazla tiksinmiyorsanız. Ben sakatat yerim de bağırsak yemiyordum. Böyle kokoreç yapmıyordum. Böyle alıştım arkadaşlarım yapmaya. Bakın nasıl güzel oldu. Birazdan bak çok lezzetli olacak bu. Arkadaşlar bizim şeylerimiz oldu. Bakın çıtır çıtır kızardı. İyice çok güzel oldu. İyice kızardı ve şimdi baharatlarını katma vakti geldi. Böyle baharatlarda ne var? Kekik, karabiber, kırmızı pul biber, kimyon. Bol baharatlı güzel olur. Sen sayarken biraz beklettim herhalde, 18 saniye oldu. Bir yandan da Instagram videosu çekiliyor oğlum arkadaşlar, ondan onu soruyorum. Ben ekmeklerimi de tost makinesine bir ısırayım. Güzelliğine güzellik katalım. Arkadaşlar ben birazcık da şey katmak istedim buna. Domatesli, biberli sosumuz var ya, birazcık da ondan katmak istedim böyle. Güzel olacağını tahmin ettim. Bilmiyorum katılıyor mu katılmıyor mu ama ben kendim bunu güzel olsun diye katıyorum yani. Daha güzel olur diye katıyorum diyelim. Şöyle. Çünkü benim domatesim az geldi. Bir de salça kullanmadım. Ben buna salça kullanılmıyor zaten. Şimdi ekmeği bandıracağım ya bunun yanına. Onun için dedim ki açıcık biraz yine sulu olsun. Bakın nasıl güzel oldu. Bakın arkadaşlar nasıl güzel oldu. Hani gösterirken bir daha gör. Arkadaşlar sıra geldi ekmeğimizi şey etmeye, açmaya. Şöyle tost makinesine ısıtacaktım arkadaşlar ben bunu da. Yalnız şey yapma geldi. Şimdi buna bandıracağız ya içine. Şöyle açalım. Birazcık da böyle yuvam da ekmeğimiz ufalanmasın. Ekmek taze ama gene de keserken ufalanıyor. Bakın böyle içine bastığını onun için ısıtmadım. Böyle içine bol bol koyacağız arkadaşlar bunu. Ben bunu tuz atmıyorum, unutmuyoruz. Bilmiyorum. Atmadım herhalde. Evet, tuzun atam dur bir dakika. Bazen böyle şeyler oluyor arkadaşlar. Şöyle yeteri kadar tuz atayım. Tuzunu bir karıştıralım. Benim aklıma geldi tuz atmayı unuttuk herhalde diye. Sulu da olmadı arkadaşlar. Bakın ben domates suyu kattım ya. Birazcık sulu olsun diye kattım. Aslında sulu da olmadı yani. Hemen sıcak sıcak. Bir de yanına ayran. Burada da maydanozumla soğanım var. Bolca da soğanla maydanoz iyi gider buna. Arkadaşlar. Kuş karmayaz da geldi kafama kondu. Allah'ım yarabbim. Yiyecek istiyor. Bakın böyle bol bol kokoreç. Yunus da çekimde. İçi bol bol. Şöyle kapattık.
biber karabiber bu yengeden yiyorum sanki ne kapattım. Arkadaşlar şimdi de üçüncü şeyimizi yapıyoruz. İkisini yaptık biz. Birini Instagram için çektik. Birini de sizin için çektik arkadaşlar. Şimdi bu üçüncü. Zaten üç kişiyiz biz de. Bu da benim oğlumum olsun. Şöyle bandıra. Gel Yunus amca seni görsün bakalım. Benim arkadaşlarım seni çok seviyorlar. Merhaba de gel sen de. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Aynen merhaba de. Seni sevenlere selam gönder bakalım. Seni sevenler var. Sana güzel güzel yorumlar yazıyorlar. Beni sevenlere, anneme destek olanlara, videoya like ve yorum atanlara herkese oradan selam olsun. Aferin benim oğlum. Benim oğlum akıllıdır. Teyzeler. İşte böyle arkadaşlar. Bunlar böyle. Biz bugün Yunus Emre ile bunları yedik mi nasip olursa çarşıya gezmeye gideceğiz bakalım. Alışverişe. Gitmeyeceğim mi? Ben gitmeyeceğim diyor. Bilmiyorum artık Yunus Emre'nin canı istemiyor gitmeyi. Acaba neden? Haftanın yorgunluğu üzerinde de onlar. Ha, okul yorgunluğu değil mi? Hı. Şöyle arkadaşlar bakın. Bu yenmez mi ya? Sevmeyenler vardır mutlaka. Saygı duyuyorsun ama gerçekten sakatat bir ayrı güzel oluyor. Kokoreç bir ayrı güzel oluyor. Görüyor musunuz? Anlatmaya gerek yok. Evet görüyorum. Anlatmaya gerek yok oluyor da. Şöyle bu da kavanozda köy ayranı yaptım. Benim köy yoğurdumdan ayran yaptım. Aynı yelik ayranı gibi oldu arkadaşlar. Köpürdü, yağlandı böyle. Çok güzel oldu. Bakın. Misler gibi. Hemen ye. Bir tane daha tabak çıkaramıyoruz da onu, şunu da bu benim olsun, o babanın olsun. O da senin, tamam. Benim ayranımı ne yaptın? Koyacağım sana ayranı şimdi. Bu da kaldı arkadaşlar. Bu da kızım falan yemez bunu ya. Yiyecek olursa, bilmiyorum yiyor mu yemiyor mu daha doğrusu onu. Yiyecek olursa ona verin, yemeyecek olursa da beraber yeriz. Bir daha yeriz yani, yemedim. Şunu da onlara paylaştıramıyoruz. At dondurucu. Bakalım arkadaşlar, şimdilik biz mola verelim. Alışveriş şeysinde inşallah çekebilirsem tekrar size dönerim. Arkadaşlar biz alışverişe gideceğimizi söylemiştik ya. Şimdi çıktık yola Yunus Emre ile. Böyle neredeyiz? Arabamızı çay kenarına koyduk. Kırık minareye doğru gidiyoruz böyle. Hasan'ın okulun yanından gidiyoruz. Oraya koyduk arabamızı da. Sen de merhaba dedin gel mi değil mi? Biz bakalım ara ara size bir şöyle çekelim. Şurada da. Yürü, yürü. Yoldan da geçiyoruz. Şöyle de işçi saati. İşçiler orada araba bekliyorlar. İş arabası, servis arabası bekliyorlar. Şöyle arkadaşlar biz Ulu Cami'nin yanına geldik. Caddeye çıktık yani. Şöyle biraz da size caddeden göstereyim. Tarihi Ulu Cami'miz bura bizim. Böyle bizim Ulu Cami'mizin minaresi. Kısacık minaresi var. Tarihi cami. Böyle. Şöyle biz devam edeceğiz. Buradan cadde boyu devam edeceğiz. Halktan'a gidiyoruz çünkü şimdi. Ondan sonra marketlere gireceğiz arkadaşlar. Burası eski belediyemiz bizim. Caddenin ilk başında. Ulu Cami'nin yanında. Bakın arkadaşlar cadde boyu insan dolu. Şöyle bir yakınlaştıralım. Herkes dışarıda. Hava iyi bugün. Sabah akşam soğuk ayaz aslında güneş olduğu için iyi görünüyor. Cadde bütün insan dolu arkadaşlar. Bakın herkes caddeye çıkmış. Şöyle bakabilirsiniz. Hava şimdi iyi olduğundan öğlen. Öğleden sonra şimdi. Biz evden öğlen yemeğimizi yiyip de çıktık zaten. Şöyle de size biraz sarstırıyorum herhalde yürürken. Eve doğru çekeyim birazcık. Herkes dolu caddede. İşini aydını görüyor. Geziyor millet. Hava iyiyken diye. Şimdi de oyuncakların yanından geçeceğiz arkadaşlar. Rüzgar gülleri var. Şöyle. Türk bayraklı. Fenerli falan. Şöyle süsler var, tortlar var. Oyuncak. Çocuklar için gene burada oyuncaklar, şeyler var. Hadi yürü. Kuru yemiş. Kuru incir. Fındık kilosu 99 liraymış arkadaşlar. Antep fıstığı. Kestaneler 60, 55, 55, 55, 50, 30, 25.
Şöyle büyüklüklerine göre fiyatları var. Elemancığım. Burada pamuk şekerler var. Halka şekerler var şurada. Bir de elmalı şekerler var. Bakın arkadaşlar. Çok güzel. Çocukluğumuz hatırlattı. Bu elma şekerden halkalı şeker arkadaşlar. Bunlar bizim çocukluğumuzda çok oluyordu. Şöyle caddede gittikçe size böyle böyle şehirler çekeceğim arkadaşlar az az. Burada da bir çiğ köfteci açılmış. Onun açılışı var. Şöyle karşıda sizi yaklaştırdım. Şöyle caddede biz yürüyoruz. Kıyafetçi var. Böyle postanenin oradayız arkadaşlar. Şöyle gidiyoruz. Şimdi de pamuk şekercide pamuk şekerin yapımını çekeceğiz. Şöyle. Bir de içten görünmüyor. Oh, doldurdu pamukları. Çok güzel seyretmesi bile. Mis gibi de şeker koktu. Oh, ne kadar güzel oldu. Çok güzel oldu. Eline sağlık oğlum. Çok güzel oldu. Şimdi de mavi renk yapıyorum. Oraya dünya değil mi? Gölgeliyor. Böyle yapıp katıyorlar taze taze. Bak ne güzel arkadaşlar. 10 liraymış tanesi de kocaman. Çok güzel. Tridor Park değil mi bura? Evet. Tridor Park'ında. Abinin reklamına yapıp veren satış olsun. Uçtu gitti. Her şeyin ayrı formülü var. Bizim pamuk şekercimiz de burada. Hadi hayırlı müşteriler olun. Şöyle herkes oturuyor. Hava iyi oldu lan buralarda. Parkta millet oturuyor. Havuzun da suyunu boşaltmışlar arkadaşlar. Bakın bu havuzda su atıyordu. Suyu boşaltmışlar. Kış olduğu için herhalde böyle içindeki aletleri duruyor. Şöyle. Burası da Nuhus Dairesi. Karşıda görünen yer. Arkadaşlar caddede çeşmeden su içeceğiz bakın. Şöyle. O buz gibi. Buz gibi mi? Ellerini iyice yıka. Bakın şu sel çamuru nasıl güzel arkadaşlar. Çok güzel. Böyle şeyleri çok seviyorum ben. Caddede. Böyle şimdi heykelin yanına doğru gidiyor. Heykelin yanındaki park burası arkadaşlar böyle. Atatürk heykeli. Heykelin karşısındayız arkadaşlar. Şöyle yaklaştıralım heykeli. Atatürk anıtı heykeli. Burada da Türk bayrağımız. Bunun havuzundaki suyu da boşaltmışlar herhalde donmasın diye. Bakın bizim Anadolu kadını savaşta böyle uğraş vermiş arkadaşlar. Yurdumuzun kurtulması için onlara minnettarız, saygı ilanıyoruz. Bakın arkadaşlar ne güzel pideci. Minik minik pideler yapmışlar, uygun fiyata. Bu kaşarlı, kıymalı. Bu da şey, pizza mı bu da yalnız? Pizza. Küçük mini pizza. Etli. Bu da pide. Börek. Su böreği. Çok güzel. Arkadaşlar bakın. Çeşit çeşit baklavalar. Fıstıklı paşa 60 liraymış. Evet. Bu da 60 lira. Havuç dilimi. Şöyle. Bu da sütlü mü Yunus ne beyaz? Neyli ki? Bu da full Antep fıstık. Antep fıstıklı full. Nasıl güzel. Bu da yüzme, bülbül yuvası. Üzümde olmamışlar. Ne kadar kalabalık arkadaşlar bakın. Aşırı kalabalık. Burası gelecek yaşayacak yer yok. Halktan tamamen kalabalık. Kasada acayip sıra var.
Ermantıları. Şöyle. Görünceli. Maşla sıvısı. Her şey var arkadaşlar. Yok yok. Aklınıza ne gelirse var. Bakın. Ne kadar kalabalık arkadaşlar, geliyor musunuz? İşte benim reyonum burası. Burası senin reyonun değil mi? Evet. Yunus Emre diyor ki ah bura benim reyonum diyor. Neler var neler çeşit. Çeşit çeşit her şey. Arkadaşlar biz şimdi alışverişi bitirdik. Eve gideceğiz. Her taraf buz arkadaşlar bakın. Tak tak buz. Çocuklar da kırmış biraz. Şöyle biz neredeyiz? Biz Hasan İrmakoğlu'nun yanındayız Uşak'ta. Burada Hasan İrmakoğlu'nun yanında müze. Atatürk Müzesi. Böyle. Burada Atatürk Müzesi arkadaşlar. Aldığımız alışverişi göstereceğim size. Bakın. Aldığımız alışveriş hepsi bura. Kaç paradır? Bir tahmin edin bakalım. İnşallah onları da bir dahaki videomuzda size kaç para olduğunu tek tek hepsini söyleyeyim. Alışveriş videosu diye. Çok pahalı arkadaşlar. Çok. Çok pahalı. Tahmin edemeyeceğiniz kadar çok para verdik bunlara. Allah güle güle giydirmeyi nasip etsin diye. İyi bakalım arkadaşlar. Soğuk şimdi benim oranda üşüdü. Hadi hepinize hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Allah herkese kolaylıklar versin inşallah.